Erdal Tanaz Karagöl Altın Neden Güvenli Liman Altın yatırım araçları içerisinde her dönem kendisinden söz ettiren bir varlık oldu. Birçok özelliği olan altın uzun vadeli yatırım aracı olduğu gibi diğer araçlara kıyasla uzun vadede kendi değerini koruyan, rezerve olması nedeniyle uluslararası paralara alternatif olan ve likit bir varlık olması nedeniyle de istenildiği zaman paraya çevrilmesi kolay bir varlık. Altın belirsizliği seviyor. Amerika-Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, küresel ticarette yaşanan yavaşlamanın etkisiyle başlayan faiz indirimleri ve artan parasal genişleme altın talebini artırıyor. Bu belirsizlik, altının küresel talebini artırdığı gibi fiyatını da yükseltmektedir. Bu nedenle 2019 yılında yatırım araçları içerisindeki ağırlığını artıran ve hatta küresel fonlar içerisinde de payını artıran önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit süreciyle ilgili belirsizlikler, altına talebi artıran diğer bir önemli faktör. Brexit sürecinin anlaşmasız sonuçlanması ya da bu sürecin uzaması halinde oluşacak belirsizlik dönemi altının tekrar cazibesini artıran bir dönem olabilir. Altın belirsizlikleri seven ve bu belirsizlik ortamında büyüyen önemli bir likit değer. Merkez bankaları da altın rezervi tutuyor. Dünyada birçok merkez bankasının rezervinde yabancı paralar gibi altın rezervleri bulunmaktadır. Dünyada en çok altın rezervi tutan ilk 10 ülkenin merkez bankalarına baktığımızda Fed dünyada ilk sırada yer almakta ve altın rezervlerinin toplam rezervlerinin içindeki payının %76 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu oranın çok yüksek olmasının nedeni de Amerika'nın doları rezerv şeklinde tutmaya ihtiyacının olmaması ve kendi bastığı paranın rezerv para olmasıdır. Bu nedenle Amerika rezervlerinin büyük kısmını altın olarak tutmaktadır. En çok altın rezervi tutan merkez bankaları sıralamasında ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada İtalya ve dördüncü sırada Fransa merkez bankaları gelmektedir. Bu ülkelerde de altının toplam rezervler içindeki payı %60-70 arasındadır. Bu ülkeleri Rusya, Çin, İsviçre, Japonya, Hindistan ve Hollanda takip etmektedir. Rusya son dönemlerde rezervler içerisindeki doları azaltıp altının rezerv içindeki payını artırmak istiyor. Ama halen altının toplam rezervler içindeki payı %25 seviyelerinde. Bu ülkeler içerisinde Hollanda'nın altın rezervinin toplam rezervler içindeki payı %68 civarındayken, Çin Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerinin toplam rezerv içindeki payı %3 ve Hindistan'ın ise %7 seviyelerinde. Bu açıdan AB ülkelerinin yüksek altın rezervi tuttukları görülmekte. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ise rezervlerinin yaklaşık %25'i altın rezervi olarak tutuluyor. Halen yabancı paraların toplam rezervler içindeki ağırlığı yüksek seviyelerde. Altın rezervlerinde artış dolara talebi azaltır mı? Son yıllarda dolara alternatif rezerv para arayışının Belki kısa dönemde gerçekleşmesi zor olur ama merkez bankalarının rezerv olarak altına yönelme ve altının rezervler içindeki payını artırma konusunda farklı arayışları da var. Rusya'nın altının toplam rezervler içindeki payını %5 seviyelerinde artırması bu çabaların sonucu. Bu çabaların dünya ekonomik güç dengesinin değişimi hızlandıkça daha da hızlanacağı bekleniyor. Altının tekrar dünya finansal sisteminin önemli bir aracı haline gelmesini 1970'li yıllarda çöken altın para sisteminin kendiliğinden geri dönüşüme olarak mı algılamak gerekiyor? Erdal Tanaz Karagöl Yeni Şafak